Son zamanlarda kripto piyasası Bitcoin başta olmak üzere ciddi bir sığlaşma hareketi içerisine girmiş vaziyette. Yani işlemler özellikle spot tarafta ciddi derecede azalmış durumda. Bunun aksine tabii ki vadeli tarafta girişlerin de olduğunu belirtmek isterim. Bu gibi durumlarda küçük yatırımcıların yapması gereken şeyler her zaman söylemiş olduğumuz gibi belli. Bazı gelen yorumlardan kaynaklı bu videonun girişinde ve ilerleyen safhalarında da bazı düşüncelerimi sizlere aktarmak isteyeceğim. Özellikle yatırımcı olarak bir projeye veya bir iki projeye bütün bakiyemizin yatırılmaması gerektiğini sizlere aktarmak istiyorum. Ayrıyetten de proje seçiminin cımbızla yapılması gerektiğini düşünüyorum kripto paralarda ve her sepetin içerisinde Bitcoin ve Ethereum gibi paritelerin, projelerin kesinlikle bulunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar ana lokomotif projeler oluyor. Bunların arkasından tabii ki portföyümüzü çeşitlendirmemiz gerekecek. Ana mottolarımızdan bir tanesi ise özellikle projelerin insana, devletlere ve genel olarak aslında insan hayatına dokunuşu, insan hayatını ne kadar kolaylaştırışı olacak. Bu konu oldukça önemli. Yani insan hayatını kolaylaştıran her şey günümüze, geçmişten günümüze baktığımız zaman hemen hemen hep gelişmiştir ve üst seviyelere çıkmıştır. Bakıldığı üzere internet gibi, araba gibi, telefon gibi vesaire birçok şey şimdi de sırada teknolojik gelişmeler olmak üzere yukarıya doğru gidecektir ve buraya yapılan yatırımlar da elbet bir gün karşılığını bulacaktır. Yapılması gerekenler portföy çeşitliliği ve projeyi seçerken özellikle iyi ve sıkı bir araştırma, proje ekibinin ciddi bir çalışma içerisinde olup olmadığı yönünde bakılacak şeyler olacaktır arkadaşlar. Bunlar gerçekten önemli çünkü yorumlara baktığımız zaman bir iki projelere yatırım yapacakları paranın tamamını yatıran arkadaşlar görüyoruz. Bunlar yanlıştır. Özellikle ben de sığ projelere yatırım yapıyorum. Örnek veriyorum, 10 milyon dolar, 100 bin dolar, 1 milyon dolar bunlar sığ projelerdir kripto para piyasasına göre ve bunlara yatırım yapıyoruz. Fakat proje iyi de olsa, iyi bir ekosistem içerisinde de olsa, ayı piyasası dönemine girdiğimiz zaman bu projelerin ayakta durma olasılığı çok fazla olmuyor. Ayakta dursalar dahi belli bir zaman gerekiyor. İşte bunları göze almak lazım. Ciddi düşüşleri göze almak lazım. Sığ piyasalarda, sığ projelerde özellikle ciddi yükselişleri göze aldığımız gibi. Yani 100 bin dolarlık bir projeye yatırım yaptığımızı düşünelim. 1000 dolarlık ve bu projenin birdenbire 100 milyon dolarlara gittiğini düşünelim. Değil mi? Yani birdenbire ziyade 1-2 ay, 1 yıl içerisinde böyle bir yükseliş gerçekleştirin düşünelim. Ne kadar ciddi bir kazanç getirir, değil mi? Bunlar çok olası bu piyasada. Fakat 100 bin dolarlık bir projenin 10 bin dolara inme durumu da söz konusu. Ekibin çalışmaması, token dağılımının düzgün yapılmaması veya ayı piyasasına girilmesinden kaynaklı holderların satış yapması gibi birçok etken var. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak yatırım yapmak hayat kurtarıcı olacaktır. Projemizin ağırlıkları Bitcoin, Ethereum, bilimum böyle majör tapondaki projelerden olur ise diğerlerini de işte %10, %20 şeklinde dağılım yapar isek her zaman daha ciddi bir koruma gayreti içerisinde olarak piyasaya kendimizi adapte etmiş oluruz. Bunlar önemli konular. Peyderpey bunları aktarmaya devam edeceğim. Yine Ripple özellikle şu an altını çizmek istiyorum. Ciddi gelişmelere devam ediyor. Önemli haberlerimiz mevcut. Bunları aktaracağım. Sığ piyasada olduğumuz için ekstrem haberler şu an için gelmiyor. Fakat elimizden geldiği müddetçe önemli haberleri, sizlere dokunabilecek haberleri ve analizleri aktarmaya devam edeceğim arkadaşlar. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Hong Kong'un önemli bankalarından bir tanesi Ripple ile ortaklık kurmuş vaziyette ve özellikle gayrimenkul yatırımları ve burada kullanılacak finansmanlarla alakalı merkez bankalarının CBDC'leriyle yani dijital paraları ile bir platform kullanıp bu platform vasıtasıyla gayrimenkul tokenizasyonu ve bununla birlikte kredi ihracını test edeceğini duyurdu. Bu çok önemli bir konu. Videonun girişinde de söylemiş olduğum gibi geleceğe bakan ve cımbızla seçmemiz gereken projelerden bahsederken işte bunu söylüyordum.
Örneğin blockchain'in bizlere sağlamış olduğu en önemli konulardan bir tanesi, örnek verecek olursak, gayrimenkul tokenizasyonu. Yani bu işte tapulardır vesairedir, bunlara verilecek kredilerdir. Bunlar çok önemli konular ve blockchain bunları sadeleştirecek, hızlandıracak ve kayıt altına almada çok daha kolaylık sağlayacak ilerleyen yıllarda. Ve bununla alakalı son dönemlerde ciddi adım atan projelerden bir tanesi Ripple projesi, gördüğünüz gibi, ve Hong Kong Bankası'yla bununla alakalı bir test aşamasına, test sürüşüne çıkmış vaziyetteler. Burada tabii ki XRP ve Ripple'ı doğru değerlendirmek lazım. XRP'nin kullanımı durumu söz konusu olursa fiyata tabii ki doğru orantıda etki edecektir. Ripple yatırımcılarının özellikle bu konuları ciddi bir şekilde takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle sadece kripto para olarak XRP yatırımcıları değil, tamamen diğer kriptolara yatırım yapan kişilerin de aynı şekilde yatırımları, bu Ripple'ın yatırımlarını, ortaklıklarını takip etmesi gerektiğini düşünmekteyim arkadaşlar. Bununla alakalı blockchain tabanlı ödeme sistemleri konusunda ağ geliştirmelerini çok ciddi şekilde yaptığını görmekteyiz ve belli başlı şirketlerin de Ripple XRP ile ilgili ciddi araştırmalarının olduğunu görüyoruz. Özellikle Ripple'ın 3 yıl içerisinde daha hızlı ödeme sistemlerini kolaylaştırmak adına önemli atılımlar içerisinde bulunacağını söylüyor Juniper Research platformu arkadaşlar, şirketi diye düzeltmiş olalım. Burada özellikle sınır ötesi işlemlerin altı çizilmiş vaziyette. Zaten bu konuyla alakalı en başından beri Ripple'ın eline çok fazla su dökebilecek bir proje olduğunu, bankacılık projeleri arasında çok fazla düşünmüyoruz. Böyle de durumların olduğunu aktarmak isterim. ETF'lerle alakalı Grayscale SEC'ye bir mektup gönderdiği ve özellikle bir adalet sağlanması adına, eğer ETF'ler, spot Bitcoin ETF'leri kabul edilecekse, hepsinin aynı anda kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Tabi burada pürüzler olabilir. Spot ETF başvuruları içerisinde birinin farklı başvurusu, diğerinin farklı başvurusu olabilir ve SEC der ki bir tanesi yetersiz kardeşim, bu bakımdan da ben ikisini aynı anda nasıl onay vereyim şeklinde de düşünebilir. Fakat eğer onay verecekse hepsine, burada aynı anda vermesi gerektiğini söylüyor. Çünkü bir haksız rekabet kurumu ortaya çıkabilir, durumu ortaya çıkabilir. Yani biri onaylandı, herkes ona hücum ederken diğerinin bir ay sonra, bir hafta sonra onaylanması onu geriye atabilir şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Son olarak Litecoin halving sürecine girmiş vaziyette. 4-5 günlük bir süre kaldı yarılanmaya arkadaşlar ve burada fiyatın görece yatayda hareket ettiğini hala söyleyebiliriz. Birazdan teknik grafiğini de aktaracağım. Halving ile beraber tabii ki fiyatta özellikle spekülatif hareketler gelebilir. Dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Uzun vadede tabii ki halvingin Litecoin'e pozitif yansımaları devam edecektir düşüncesi içerisindeyiz. Tabii ki yarılanmadan sonra belli miktarda satışlarda görülebilir Bitcoin tarafında olduğu gibi. Şimdi gelelim Bitcoin'in grafiğine. Bitcoin grafiğinde hala yataydayız ve 29.260'ı seviyelerdeyiz. Destek diyebileceğimiz seviyeler. RSI'de de özellikle böyle küçük küçük artık 40'lı seviyelere gelmiş vaziyetteyiz. Yani buralarda oyalanması, RSI'nin soğuması ve o düzeltmenin tamamlanması, buradan ciddi bir şekilde yukarıya doğru zıplaması durumunu ortaya çıkartabilir. Bitcoin'de böyle de bir beklenti içerisinde olduğumu buradan açıklamak istiyorum arkadaşlar. Tabii ki aşağıda biriken likiditeleri almak da isteyebilir market maker. O da işte o 28-28.500'lere doğru bir hareketle belki yukarıya gitmek isteyebilirler. Bunun bir fırsat olabileceğini de düşünmekteyim. Günlük de RSI çünkü gerçekten önemli seviyelere gelmiş durumda diyebiliriz. XRP bakıldığında tepki alışları devam ediyor. O söylemiş olduğum yataydaki süreç devam ediyor. 0.72'li seviyelerdeyiz. XRP'nin daha da iyi yerlere geleceğini hep beraber göreceğiz. Tabii ki SEC'nin bulaşmaları, temiz söylemleri vesaire, bunlar fiyata etki eden durumlar. Fakat uzun vadeli olarak XRP'nin gideceği yer Bitcoin ile beraber kesinlikle belli. Şu an için destek seviyelerimiz 0.70'li seviyelerdir. Buraların altında dikkatli, stoplu şekilde kısa vadeli kovalanabilir. Satıcıların olduğunu unutmayın. Bakın şu mumlar,
Yukarıdaki iğneler bize satıcıların baskılı bir şekilde bu seviyelerden sattıklarını, işte bu 0.74 0.75 seviyelerden satış yaptıklarını söyler nitelikte. Kıymetli arkadaşlar, dikkatli olalım kısa vadede, bunu da arz etmiş olalım. Bunun dışında Litecoin'i söylemiştik. Litecoin'de şöyle biraz geri çektiğim zaman hemen zaten şöyle yataylı görüyorsunuz. Ufak tefek yukarı aşağı hareketler olsa da bir bant aralığında aslında destek bölgesinde olmasından kaynaklı kısa vadeli değerlendirilebileceğini de düşünüyorum. 92 dolarlı seviyelerin altında stop işlemi uygulayarak yukarıdaki 103 dolarlı seviyeler hedeflenebilir. Halving ile beraber belki bir hareketten faydalanılabilir. Tabii ki bunu ilerleyen süreçlerde göreceğiz. Şöyle bir trend kırılımı tabii ki pozitifliği de gösteren durumlardan bir tanesidir. Solana yine hareketlenebilecek projelerden bir tanesi ve yatayda akümüle olmaya devam ediyor. 4 haçta bakarsanız daha iyi anlıyoruz. Ve burada 24 dolarlı seviyelerden 27 dolarlı seviyelere doğru tekrar bir hareketin başlayabileceğini gösteriyor fiyat bize. Tabii RSI biraz daha böyle 60'lı seviyelerde olsa da bu bize temkinli hareket etmemizi söyler. Bu da dediğim gibi 24 dolarların altında stop yapacak şekilde 27'leri takip etmemizi kısa vadeli olarak söylüyor. Solana'da arz etmiş olalım. Bugün momentumu yüksek projelerden bir tanesi olan Uniswap'a bakmak istiyorum. Uniswap gerçekten iyi bir şekilde yükselişine devam ediyor. DeFi platformları arasında fena sayılmayacak bir şekilde yükselişini sürdürüyor. Burada önemli olan bir direnç bölgesindeyiz. 6.5 dolar seviyeleri. Buranın üzerine atabilirse muhtemelen 8 dolarlı seviyelere doğru hareketini devam ettirecektir Uniswap. Fakat düzeltmeli gitmesi gerektiği de aşikardır. RSI'de bir ikili dip durumu söz konusu. Buraların geçilmesi 8 dolarların üzerine bile atabileceğini bizlere söyler. Arkadaşlar, yani ben trend takip etmek istiyorum diyen olursa tabii ki şu trendi takip etmesi gerekiyor. Trend desteklerinin daha iyi alım bölgeleri olabileceğini, bu bakımdan da 6 dolarlı seviyelerin destek ve alış bölgeleri olabileceğini kısa vadeli bu grafik bizlere söyler nitelikte. Polkadot soran arkadaşlar vardı. Elbette kendileri için bu analizi yapıyorum. RSI ve fiyat grafiğinde yatayda bir sıkışma durumu söz konusu ve ben Polkadot alacak olsam buradan işte şu bölgelerin altında 5 dolar seviyelerin altında stoplu bir şekilde yukarıyı sanki kovalardım. Çünkü buralar önemli destek bölgeleri bakıldığında şöyle anlıyorsunuz zaten 5 dolarlı seviyeler majörde iyi çalışan ve özellikle daha önceden de söylemiştim, burada Polkadot'ta ikili dip mevzusu var ve aşağılardan da aslında bu fiyatı biz satın almıştık ve şu an için satın almak istersek de 5 dolarların altında stoplu bir şekilde ilerlemenin faydalı olabileceğini düşünmekteyim diyelim Polkadot projesi ile ilgili. Yine son olarak bugün itibariyle momentumu yüksek olan projelerden bir tanesi Ada Cardano. Bakıldığı zaman yine şu seviyelerde bakın 0.30'lu seviyeler bir destek yapmış ve buralar bir imkan, bir fırsat verebilir mi kısa vadede sorusunu bizlere sordurtuyor. Şöyle de bir trend takibi yapılabilir. Kendisinde tam trend destek bölgelerinde diyebiliriz. Bu da bize ufaktan çıtırdan bir göz kırpmıyor değil. 0.30'lu seviyelerin altında stop yerleştirerek kovalama işlemi gerçekleştirilebilir Cardano projesinde de. Burada işte hedeflenen seviyeler özellikle kısa vadeli 0.38, 0.39 ardından 0.45'i seviyeler olarak gözüküyor kıymetli arkadaşlar. Evet, anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Hızlı bir şekilde QuantFree platformu ile alakalı da bilgilendirmemi yapmak isterim. Burada komisyonsuz işlemler yapıyoruz arkadaşlar ve yaptığımız işlemlerin tamamında işlem ücreti kesinlikle söz konusu değil. Bununla alakalı kazançlarımızla işlemi açarken ve kapattıktan sonra önümüze çıkıyor. Mesela işlemi açtık, burada şu kadar komisyon kazancı elde ettiniz ve sonrasında şu kadar kaybınız söz konusu vesaire diye, kayıptan ziyade kayıptan sizi şu kadar koruduk şeklinde söylemler, açıklamalar orada bulunuyor. Ek olarak açıklamalar kısmında bulunan davet kodu ile katıldığınız zaman QuantFree platformuna 3 ila 250 dolar bandında hisse veya kripto para ödülü de verdiklerini söylemek isterim. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.